Merhaba arkadaşlar. Adabıyla nasıl VIP ya da VIP olunur? Bu konuyla ilgili kendi görüşlerimi ve tavsiyelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz benim yan hesaplarımdan biri. Bu yan hesabın tabii ki de herhangi bir satın alması olmadı. Çünkü biliyorsunuz ana hesabım daha geçenlerde VIP 9 oldu. Ya da VIP 9 oldu. Şu yorumu yazan arkadaş, eğer bu videoyu dinliyorsan, yani ne zaman VIP diyesim gelse senin yorumun aklıma geliyor. VIP'ye çevirmeye çalışıyorum ama VIP dediğim zaman da aslında konu uzuyor. Uzadıkça uzuyor. Bak gördüğün üzere yaklaşık 10-15 saniyedir aynı konu üstünde takılı kalmış durumdayım. O nedenle kısaca VIP olarak geçiyorum. Neyse, VIP konusuna gelecek olursak, neden adabıyla VIP olmak diyorum. Çünkü bazen işte oyunun heyecanıyla ya da bir etkinlikte birinci olmanın hevesiyle gereksiz paketler aldığımız oluyor açıkçası. Adabıyla nasıl VIP olunur ya da VIP olunur? Evet yine takılmış durumdayım. Bunu sizlere birazcık göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle benim kendi hesabımda da çoğunlukla kullandığım yer şu bonuslar. Bonuslara gittiğinizde karşınıza iki farklı seçenek çıkıyor. Aylık kart seçenekleri, bunlar normal düz aylık kart olabiliyor, lüks aylık kart olabiliyor. Bir de yıllık kart seçeneği. Açıkçası ben bu yıllık karttan hiç almadım ama aylık kartı alıyorum. Aylık kartta da şu aşağıda görmüş olduğunuz 134,99 olan kartı seçiyorum. Çünkü onu seçtiğinizde otomatik olarak üstte gördüğünüz 34,99'u da almış oluyorsunuz. Yani burada 30 gün boyunca her gün açıktan bir 420 elmasınız gelmiş oluyor. Bunu bir cepte tutalım. Şimdi bununla birlikte söyleyeceğim bir başka şey şu. Biz oyuna ilk başladığımız zaman açıkçası şu yukarıda gördüğünüz altında 9 saat 43 dakika 50 saniye yazan paketler kısmı yoktu. Ve biz ne yapıyorduk? Şu VIP'ye giriyorduk. Yüklemeyeceğim tabii ki de. Şurada gördüğünüz ekrandan biz elmaslarımızı alıyorduk. Yani bu paket seçenekleri, her aktiviteye göre gelen paketler, alternatifler, sonra şurada yükle kazanlar vesaire bunlar yoktu. Ha, ama ne vardı? Paketler daha ucuzdu. O nedenle yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam VIP 7'ye kadar, hatta 7'nin ortalarına kadar ben ucuz paketlerden alım yapmıştım. Yani düşünün, o kadar eskiyiz yani. Şimdi bunlardan da alım yapacağınız zaman yükle seçeneklerine bakmanızda fayda var. Şimdi burada neler var? 99, yani 6 liralık, 7 liralık paket yüklediğinizde edindiğiniz ödüller. 198'de İki tane en küçük paket aldığınızda oyunun size verdiği hediyeler. Bir de toplam kısmı var. Toplam kısmında da ilk etaptaki 200 elmaslık ödülü alabilmeniz için bu puanları toplamanız gerekiyor diyor. Şimdi ufak bir hesap yaptığımızda etkinlikler kaç gün? 3 gün. 3 gün boyunca 198 VIP puanlık paket aldığınızda zaten şu 499'u geçmiş oluyor ve bu ödülü kazanmış oluyorsunuz. Bunun aslında keyifli taraflarından biri, yani paket almaya etkinliğin başında karar verin arkadaşlar. Çünkü her gün yüklediğinizde bu ödülleri kazanıyorsunuz. Yani herhangi bir yükleme yaptığınızda ilk gün 30 elmas ve bunlar, ikinci gün 60 elmas ve diğerleri, son gün ise 100 elmas ve diğerlerini topluyorsunuz. Şimdi toplam elmasa baktığınızda evet, bu son derece avantajlı bir sistem olarak gözüküyor. Sonra biliyorsunuz aralarda başka görevler açılıyor. O görevlerin içerisinde ekstra paket alma hakkı oluyor. Onda da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer onlardan almayı düşünüyorsanız hemen bir heyecana kapılıp hadi ben bunu alayım demeyin. Öncelikle o pakete, o parayı ödediğinizde ne alıyorsunuz ona bakın. Ben genelde elmas sayısına bakıyorum. Ve ondan sonra toplamda bana ne kadar elmas kazandıracak ben bu parayı verdiğimde ona bakıyorum. Sonra o elması kazanabilmek için şu paketlere girdiğimde
kaçlık paket almam gerekiyor? Eğer attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değiyorsa o zaman o aktivite içerisindeki paketi alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde yavaş yavaş ilerlediğinizde videoya başlamadan önce küçük bir hesap yapmıştım. Daha önceki videolarımda dediğim gibi yani VIP 4'te işi bırakmak tadında bırakmak demektir. Çünkü veziriyle, cariyesiyle hepsiyle almış oluyorsunuz. VIP 5'e geçtiğinizde artık VIP 8'e kadar da yolunuz var demiştim hatırlarsanız. Seyredenler olduysa belki hatırlarlar. O nedenle VIP 4'e kadar bir hesap yaptım. VIP 4 olabilmek için aslında sizin 9.900 puana ihtiyacınız var. 9.900 puanı da günde 198 puanlık alım yaparsanız yani 13-14 lira gibi bir şey tutuyor. Bunu yaptığınız zaman yaklaşık 50 günde VIP 4 seviyesine ulaşıyorsunuz. Ve maliyetler de çok yüksek olmuyor. Bunun dışında hangi aktivitelerde şu paketlere yüklenelim diyorsanız, mesela samimiyetle ilgili birikim yapmak istiyorsanız, eftalyayı almak istiyorsanız, o zaman samimiyet ve sunucular arası samimiyet etkinliklerinde burada sandıkları, ilgili sandıkları vesaireyi görüyorsunuz. Bunlardan alım yapabilirsiniz. Bunun dışında yani gerçekten kaçırmak istemediğiniz bir aktivite varsa orada ekstradan paket alabilirsiniz. Bu arada elmas kullanımı çok kritik. Ivıra zıvıra elmas kullanmayın derim arkadaşlar. Mesela ıvır zıvır derken bu ıvır zıvırın başında Karagöz Hacivat geliyor, Hisar geliyor. Çünkü bunların ödüllerine baktığınızda gerçekten içi boş ödüller. Yani o kadar elmas harcamaya hiç gerek yok. Tutun o elması. Hangi oyunlar daha fazla kazandırıyor? Korsan kazandırıyor en başta. Coğrafi keşifler muazzam para diyorum pardon, ödül kazandırıyor. Onun dışında barbar etkinliğini kesinlikle takip etmeniz gerekiyor. Çünkü o sandıkları açtığınızda oradan da çok güzel ödüller geliyor. Yani illa elmas harcamak istiyorsanız da bunu onlar için kullanabilirsiniz. Bunun dışında VIP hikayesi ya da elmasla ilgili söyleyebileceğim. Ha VIP ile ilgili tabii söyleyebileceğim şey şu. Şimdi burada tebdili kıyafete girdiğinizde oto tebdil VIP 2'de açılır diyor. Şimdi VIP 2'de açılırken burada otomatik olarak 3 enerji hakkınız var ya. Her VIP'te bu bir tane daha artıyor. Yani ne demek oluyor? Şurada şeyi yenilemek istediğinizde hakkınızı yenilemek istediğinizde bir tane o toplardan kullanıyorsunuz ya ve burada 3 hak geliyor ya size. Onun yerine VIP 1 olduğunuzda 4 hak, VIP 2 olduğunuzda 5 hak o şekilde artarak devam ediyor. Benzer şey harem dairesinde bulunmakta. Buradaki ziyaretlerde VIP seviyeniz arttıkça artış gösteriyor ve zaten VIP 3'te de oto ziyaret açılmış oluyor. Yine VIP'nin başka bir güzel tarafı Er Meydanı. Er Meydanı'nda biliyorsunuz etkinliğin son 2 saatinde otomatik olarak oynayamıyoruz. Girip tek tek oynamak gerekiyor. Ve bu gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Özellikle sadece o 2 saat için değil, devamlı bu şekilde oynamak zorunda olan arkadaşlarımız için. Bunda da VIP 5 seviyesinde doğru hatırlıyorsam oto oynama geliyor. Ve tabii orada da çok daha hızlı bir şekilde olayı ilerletmek mümkün oluyor. Şimdilik verebileceğim bilgiler bunlar VIP ile ilgili. Dediğim gibi eğer illa para harcayarak oyuna devam etmek istiyorsanız çok çok fazla çılgınca harcamamanızı öneririm. Çünkü ya her şeyden önce maddiyat söz konusu. İkinci olarak da şu şekilde düşünmeyin. İşte ben büyük büyük paketler alırım aklıma estikçe. Samimiyet için yüzük de biriktiririm. Ne bileyim paye de biriktiririm. Kitap tecrübesi de biriktiririm. Çok öyle olmuyor. Akıllıca kullanın. Çünkü mesela bu ödüller kısmında da bir akıllıca kullanma olayı var aslında. En basitinden mesela şurada samimiyete girelim. Şimdi
30 samimiyetiniz olduğunda en tepedekinden bahsediyorum. Çayınız oluyor, yüzüğünüz oluyor vesaire. Ondan sonraki 150'de, yani 150 samimiyet puanı. Arada 120 puan fark var. Daha sonrakine bakıyorsunuz 400. Oyuna başlarken bence bunun hesabını da yapmalısınız. Yani elinizdeki varınızı, yoğunuzu çat 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 basmak yerine bir bakın. Benim elimde kaç tane paye var? Mesela paye dedim burada. Şimdi benim elimde bu hesapta 10 paye daha var. Bu 10 payeyi bastığımda buradaki çayı vesaireyi alacağım. Gerçi 10 payeden biraz daha fazla var. Ve geri kalanını basmayacağım. Neden basmayacağım? Çünkü bir sonraki ödülü 100 paye bastığımda veriyor. Ne gerek var onu alamayacaksam? Ya da illa çay peşinde koşuyorsam bu 60'ın üstüne daha bir 120 daha basmam gerekiyor ki bir sonraki çayı alayım. Elimde o kadar yoksa o zaman basmaya gerek yok. Ya da ne bileyim burada 150'de falan kalacaksa benim harcadığım paye sayım basmaya gerek yok. Yani bu yaklaşımı aslında oyun içerisinde tüm etkinliklerde bir ilke haline getirirseniz hem daha fazla birikim yapabilirsiniz hem elinizdeki kıt kaynakları çok daha verimli kullanmış olursunuz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.